İyi başladığımız bir maç oldu. Çok fazla pozisyona girdik. Gole yakın olan taraftık. Seyircimizle birlikte önde baskı, rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Aslında gole yakın olan taraf olarak maçı götürürken rakibimizden beklenmedik bir gol yedik. Devamında tabii ki gol yedikten sonra bir ufak bir olumsuz hava takım üzerinde oluşuyor. Bu statta da oluşuyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Ama ilk yarının sonuna kadar yine gol atma çabamız, pozisyona girme çabamız devam etti. Ama ikinci yarı başlangıcımız aslında çok daha ilk yarı başlangıcımızın tam tersiydi. Çok iyi başlamadık. Orta sahayı zaman zaman kaybettik. Pas hataları yaptık. Rakibe oynama şansı verdik. Devamında hatta tam oyuncu değişikleri ben yanıma çağırdığımda yaparken ikinci golü yedik. Devamında oyuncu değişikleri, iki tane oyuncu değişikliği. Arkasından iki oyuncu değişikliği daha. Dört tane yeni giren oyuncu. Biraz daha hücumda etkili olmaya çalıştık. Devamında 10 kişi kalan rakibimize karşı da yine bulduğumuz iki gol. Bu geri dönüş bizim için önemliydi bugün. Puan kazanmak önemliydi. Hatta biraz daha vakit olsa belki üçüncü golü bulma şansımız da olabilirdi. Veya biz doğru tercihler yapsak saha içerisinde. Yani çok hiç yapmayacağımız, oyuncularımdan hiç beklemediğim çok küçük, yani çok net tercihleri çok yanlış bir şekilde çok zaman zaman yaptılar. Yani bir duran topta bile direkt 2-2 olmuş maç, rakip kaleye yakın bir yerden direkt olarak atıp gol atma şansımız varken pasla başladık. Yani bu tür şeyler oyun içerisinde oluyor. Yoruldukça daha çok oluyor bazen oyuncularımızda. Ama maçın geneline baktığımda yani iyi başlayan bir takım, iyi bir oyun ortaya bir koyan bir takım, belli yerlerde iyi oynamayan bir takım ama maçın sonunu iyi bitiren bir puan. Tabii ki bugün beklentimiz daha fazlaydı. 3 puan bekliyorduk, bu maçı kazanmak istiyorduk. Ama günün sonunda 2-0'dan gelip bir puan kazanmak da bu anlamda bizim açımızdan sevindirici. Tabii ki mutlu değiliz kazanamadığımız için ama bu geri dönüşte psikolojik olarak bizim için önemli. Hem de bir yandan da baktığımızda oyuna giren oyuncularımız uzun süredir oynamayan Zaha bugün ilk defa yer aldı. Onun hücumdaki verdiği destek, oyun içerisinde Hakimi belli bir dakika kullandık. Tete girdi, Ndombele yine oyunun devamında girdi. Yani bir yandan yarışan bir yandan da oyuncuların en hazır hale getirmeyen çalışan bir takımız. Burada da ben dediğim gibi oyunun büyük bir bölümünde aslında attığımız şut, girdiğimiz gol pozisyonu, rakip ceza sahası içinde topla buluşma, topa sahip olma hepsinde öndeyiz. Ama iki tane de kötü gol yedik rakibimizden. Tabii ki ilk 45 dakikayı nasıl buldunuz mesela? Çok iyiydi. Çok iyiydi. 45'te oyuncu değiştirir misiniz? Değiştirmezsiniz. Kaçı beklersiniz? Yani oyun başlar, oyuncuları ısınmaya gönderirsiniz. Bir 10-12 dakika sonra yani 55'ler falan. Zaten 55'te yaklaşık golü kaçın dakikada yedik? 58. 55'te oyuncuları çağırdık, iki tane oyuncumuzu. Hazırlanırken diğer golü yediniz. Yani burada biraz bizim de şanssızlığımız olarak nitelendireceğim şey var. Çünkü oyun tabii ki bazı oyuncular iyi gitmediğini görüyorsunuz. Hemen iki tane oyuncu çağırıyorsunuz. Bu oyuncuları hazırlarken... Ya bu oyuncular da çok hızlı bir şekilde hazırlanmıyor aslında. Yani geliyorlar orada işte bandajını sarıyor, tekmilini takıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, duran topu anlatıyorsun. Yani 2-3 dakikalık bir şey var orada, bir süre var yani oyuncunun oyuna girme süresi. Burada da tabii ki bilemiyorsunuz yani ileriyi de göremediğiniz için ama oyun gösteriyordu bir şekilde bize bugün. Yani iyi oynamıyorduk, o yüzden iki tane oyuncu kulübeye çağırdık. Zaten o yüzden oyuna sokacaktık. Yani 58. dakikada aslında yani... Çok da geç bir dakika değil. Aslında erken bir değişiklik olabilecek dakika. O dakikada çağırmıştık. Arkasından o değişiklikleri devam ettirdik. Sonra iki tane daha soktuk. Çünkü oyun yine oturmadı. Yani bunu gördük. Hemen 3-4 dakika sonra iki oyuncu daha çağırdık. Onları soktuk. Ama dediğim gibi yani burada oyuncu değişikliği tabii ki olması gerekiyor. Ama hiç oyuncu değiştirmeden bitiren hocalar da var maçı. Takımlar iyi gidiyor. İkinci yarı iyi başlıyor. Belki 75, 80, 85, 90'da değiştiren hocalar da var. Yani dünya genelinde zaten üst düzey hocalara baktığınızda yani hepsi 5 oyuncu değişiklik hakkını bile kullanmıyor. Bazen 2 değiştiriyor, 3 değiştiriyor. Bazen hiç değiştirmiyor. Yani burada hep bizde hep oyuncu değişikliği olsun. Herkes kadro yapıyor. Herkes ilk 11 yapıyor. Herkes oyuncu değiştiriyor. Ya tabii ki bu güzel, futbolun güzel yanı bu zaten ama
Bir yandan da tabii ki oyuna başlama, oyuna devam etme, oyun dakikalarında vereceğiniz kararlar burada çok önemli oluyor. Oyuncuların ne dakikada yorulacağını tam olarak bilemiyorsun, oyundan düşeceğini. Yani biz hakemin bugün ikinci yarı, hatta ona da dedim yani bana söyle ne zaman yorulacaksın, ama belli bir dakikadan sonra düştüğünü gördük. Değişiklik yapmak zorunda kaldık. Girecek oyuncular, işte Zaha ilk defa oynayacak, işte kaç dakika oynayabilir? Endombele'nin maç eksiği var, fiziksel olarak tam %100 değil, kaç dakika oynayabilir? Yani burada hazır olmayan oyuncuların olduğunu da bilmek lazım. Yani bu oyuncuları erken oynatırsanız, fazla oynatırsanız, erken oyuna sokarsınız, zaman zaman işte sakatlığı var, başka bir şey var. Ben en hazır halde oyuncularımı kullanmak istiyorum. Bir yandan da dediğim gibi oyuncularımı hazırlıyorum. Bugün Zaha'yı da oyunun devamında kullandık. Bence verdiğimiz dakika onun da kaldırabileceği bir dakikaydı ilk maçına göre. Bundan sonraki maçlarda onlar için daha farklı olacak, ama dediğim gibi yani oyuncu değişikliği işi ya 45'te değiştirmeniz gerekiyor, ama iyi gittiği zaman 45'te değiştiremiyorsunuz. O zaman bir 10 dakika oyunu görseniz en erken 55 oluyor. İşte 55-58'de benzer şeyler oluyor. Yani 75-80 olmuyor, 55 oluyor. Ön tarafta bir değişiklik yaptık. Barış'ı oraya aldık. Barış'ı aldıktan sonra bir değişiklik hakkımız kalmıştı. Son değişikliği de Endombele olarak kullanmak istedim. Öne doğru da top taşıyan, top eksilten, rakibi eksiltebilecek, öne doğru aksiyon yapabilecek bir oyuncu olarak onu kullanmayı düşündüm. Öndeki dört oyuncuyu zaten değiştirmiştim. Yani bir tek Icardi kalmıştı. Icardi'nin de sahada kalması gerekiyordu. Çünkü gole ihtiyacımız vardı. O yüzden savunmadan birini çıkarttım. Torreira'yı stopere çektim. Hem daha iyi oyun kurmak için. Çünkü zaman zaman bizim yani Galatasaray seviyesindeki bir takıma göre geriden daha iyi oyun kurmamız gerekiyor. Bugün maçın genelinde çok fazla geriye pas oynadık. Yani kalecimize çok fazla geriye pas oynadık. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra da Torreira hamlesiyle hem orada oyunu daha iyi kurmak hem de orta sahaya bir tane daha hücuma yönelik, yani hem Endombele hem Sergio Oliveira iki tane hücuma öne destek verebilecek oyunculardı. Topa sahip olmada zaten bize olumlu işler yaptılar. Ne zaman topa sahip olduk, yön değiştirdik, golün birinde bu şekilde bulduk. Özellikle Bakambu'yu kullanmama nedeni Icardi ile devam etmemdi. Benim görüşüm tabii ki yani ürettiğimiz pozisyonlar bir Şampiyonlar Ligi'ne maçına göre bir de kapanan bir takıma karşı yani ürettiğimiz pozisyonlar aslında yeterli. Netliğine bakarsan birçoğu net. Bir tanesini offside verdiler. Offside değil gibi gördüm. Icardi'nin pozisyonu daha devamında el olabilir gibi gördüm, ama onu sonra incelemediler. Bir pozisyonu öyle vardı. Ama genel olarak baktığımızda yani Kerem'inki de çok net pozisyondu. Diğer girilen pozisyonların birçoğu netti. Ben ikinci yarıyı bu anlamda sizin dediğiniz gibi rakibin yaslandığı yerde zaman zaman çok fazla üretemedik. Belki ikinci yarı anlamında bunu söyleyebilirim, ama ilk yarı hem ürettik hem pozisyona girdik. Atamadık. Rakibimize de çok fazla pozisyon vermedik. Ama ikinci yarıdaki oyun benim de kabul edebileceğim bir oyun değil. Hem üretemedik hem rakibimize kalemize gelme şansı, geçiş şansları verdik. Dediğim gibi ilk yarıdaki oyunu bizim devam ettirmemiz, daha uzun dakikalara yaymamız gerekiyor. Ya genelde bu tür maçlarda kaybederken oyuncu değiştirdiğinizde maalesef ıslıklar geliyor, tepkiler geliyor. Yani kimi değiştirsiniz orada belki ıslık gelecek, tepki gelecek. Yani demin de söyledim, muhteşem bir taraftar vardı bugün. Maçın başı takımla birlikte inanılmaz birleşti ve o baskıyı, savunmayı hep beraber yaptık. Onun yanında tabii ki bu kadar kişi içerisinde ıslıklar çıkabiliyor. Yani bunun çoğunluğun olmadığını görüyoruz, daha azınlığın olduğunu görüyoruz. Bu azınlığın olduğunu görmek de bir yandan bize moral oluyor. Yani burada iyi olan yanından bakıyorum. Yani taraftarımızın bize desteği çok fazla, bütün maç destek verdiler. Maçın sonunda da yani bu maçı 2-2'ye getirdiysek burada taraftarımızın yine çok büyük rolü var. Ama oyuncu değişikliklerinde bu tür ıslıklar olabiliyor. Çok erken, tabii ki çok başarılı bir takım, Galatasaray takımı. Geçen senenin şampiyonu. Bu oyuncular da zaten şampiyon olan kadromuzdaki oyuncular. Bir hafta önce çok iyi oynamış, iki hafta önce çok iyi oynamış oyuncular. Hep çıktıklarında en iyisini yapıyor. Maça da çok iyi başlamış oyuncular aslında. Ama dediğim gibi yani bu tür duygusal tepkiler zaman zaman oluyor.
Bunları azaltmak lazım. Belki yanımızdaki herkes, yanındaki insana, bunu yapan insanları bir anda belki uyarması gerekiyor. Galatasaray'a bağlılığımızı göstermemiz gerekiyor. Çünkü Galatasaray olduğu için seviyoruz. Yani Ahmet'ten, Mehmet'ten dolayı değil, kimseden dolayı değil. Bu statta da sahada kim olursa olsun bugün olduğu gibi desteklemek zorundayız. Yani bu maça gelme amacımız bu oluyor zaten. O yüzden dediğim gibi bugün inanılmaz bir şekilde bize destek verdiler ama ufak tefek bu tür şeylerde, tepkilerde olabiliyor. Futbolun içerisinde bu var. Oyuncuların da bundan etkilenmemesi gerekiyor aslında. Yani bazen çok düşüşler görüyorum. Yani golü yedikten sonra özellikle bazı oyuncularımda düşüşler gördüm. Yani seyircinin de ufak tefek omurdanmasıyla o düşüşleri görüyorsunuz. Oyuncuların da yani profesyonel yaptıkları profesyonel bir iş var. Burada mental olarak ne kadar güçlü olurlarsa sahaya da performanslarını o kadar iyi yansıtırlar. Onların da daha güçlü olması gerekiyor. Çünkü yani futbolun içerisinde bu var. Hepimize oluyor. Hepimize oldu. Bu zamana kadar oldu. Bundan sonra da olacak. Yani bunu bilerek çok da yani saha içerisinde bizim de çok duygusal davranmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi yani bizim işimiz seyircimizi coşturmak. Sadece seyircimizi coşturmak. Benim isteğim de oynadığımız oyunda seyirciyi coşturmak. Yani maçın başındaki oyunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bizim de daha iyi olmamız gerekiyor. Bunun da farkındayım. Ya şöyle mesela ya bugünkü maç özelinden gideyim. Dediğim gibi ilk yarı aslında rakibimize pozisyon vermedik gibi bir şey. Yani o işte kalecimize geri pas uzun attık. İkinci topu alamadık. O top döndü orta, oradan oraya düştü. Yani böyle bir gol yedik. Onun yanında bu takım da zaten bize geçiş yapmak için gelmişti ama bunu belli bir bölümde izin vermedik. Ama ikinci yarı Samsun maçında da aynısını yaşadık. Yani burada savunmamızın da zaten hep savunma oyuncularımla benim isteğim öne doğru takımı itmeleri. Yani zaman zaman arkaya doğru kaçmaya başlıyorlar. Özellikle iki maçtır benden uzak olan yerde takım savunmasının yani arkaya doğru zaman zaman kaçmasını görüyorum. Bu istediğimiz bir şey değil tabii ki. Yani ilk yarı nasıl maça başladıysak, önde oynayacaksak, yarı sahaya kadar çıksaksak, takımı iteceksek. Yani bunu hep istediğimiz şeyler ama zaman zaman oyuncular yani psikolojik olarak da etkileniyorlar. Öndeki oyuncular kötü oynamaya başlıyor veya oyun içerisinde oyun istediğimiz gibi gitmiyor. Bu anlamda geriye doğru kaçmalar başlıyor. Yani biz geride oynayacak, oyunu geride kabul edecek bir takım değiliz. Bunu yapmak istemiyorum zaten. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Yani bunu bizi önde oynamaktan eksiltecek oyuncu olursa zaten bununla ilgili değişikliğimiz olur. Birçok oyuncumuzu kullanacağız bir kere. Yani bunu hep söylüyorum. Yani maç maç bütün oyuncularımızı kullanacağız. Burada bütün oyuncularımız da birbiriyle oynarken en iyisini, en iyi performansı kim verecek bunu da net bir şekilde göreceğiz. Burada bir yarış var. Çok kaliteli oyuncular var. Angelinho da bu kaliteli oyunculardan biri. Özellikle Gaziantep maçında çok iyi bir oyunu ortaya koymuştu. Bugün özeline baktığımda ilk yarı maça iyi başlamıştı. Belki ikinci yarı o da takımın düşüğüyle birlikte o da bir düşüş gösterdi. Ama burada bütün oyuncularıma güveniyorum. Angel de güvendiğim oyunculardan biri. Daha iyisini de yapacaktır. Zaten o klasta bir oyuncu. Avrupa'da yine önemli bir kariyer elde etmiş. Sol bek olarak çok önemli bir oyuncu. O da daha performansını yukarı çekecek diğer arkadaşları gibi. Mesela Samsun maçıyla karşılaştırdığında Samsun maçı bundan daha az pozisyon bulmuştuk ama 3 gol atmıştık. Burada çok pozisyon bulduk, gol atamadık. O yüzden ilk yarı olarak belli dakika belki 20-30 dakikalık bölümü çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu da ne yapabileceğimizi gösteriyor. Bunun yanında tabii ki yeni oyuncularımız var. Mesela bugün baktığımızda sağ kanatta Hakim ilk defa bu oyuncularla aşağı yukarı. Yani geçen maç sonradan girdi, maç 3-0'dı ama maçın başında maç böyle bir rakibe karşı Şampiyonlar Ligi maçı olarak ilk defa takımla birlikte o baskılara gitti. Oyun içerisinde opsiyon oldu, pozisyonlara girmeye çalıştı. O yüzden yani gelen oyuncularımızın, kadroya girecek oyuncularımızın alışmasıyla birlikte fiziksel olarak performanslarını da %100 buldukları zaman bizim için daha tabii ki oyun olarak daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. İyi oyuncularımız var, bir oyun aklımız var. Bunu
bundan sonraki maçlarda daha net bir şekilde ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum. Yani her geçen gün bizim için bir avantaj. Dediğim gibi hem yarışıyoruz bir yandan, bir yandan da oyuncularımızı %100 hale getirmeye çalışıyoruz. Hala Eylül ayındayız. Yani geçen sene baktığımızda belki Galatasaray takımı en iyi performansını vermeye başladığı ay Kasım ayının başıydı, belki Ekim ayının sonuydu. O yüzden gelişen, ilerleyen bir takımız. İyi oyunculara sahibiz. Dediğim gibi bugün ilk yarı çok iyi oynadık. Bu oyunu devam ettireceğiz. Daha uzun dakikalara yayacağız. Oyuncularım da hem birbirini tanıyor hem en yüksek performanslarını bir şekilde bulmaya çalışıyorlar. Basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.